Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben, YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Bitcoin'in bu hafta, önümüzdeki hafta neler yapabileceğini konuşacağız. Önümüzdeki haftaki önemli gelişmelerden söz edeceğim sizlere. Ve sonrasında da bu hafta çok yakından takip edeceğim hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü hareketler beklediğim kripto paraları sizler için anlatacağım, paylaşacağım, grafiklerini birlikte analiz edeceğiz. Şimdi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Ancak öncesinde arkadaşlar Instagram'da çok fazla dolandırıcı hesap türedi. Her yerde kullanıcım Tahir Eli Koca ve şunu unutmayın, size asla mesaj atmam, asla para istemem, asla herhangi bir yere para yatırmanızı istemem. Lütfen çok dikkatli olun ve farklı sorularınız olursa da Instagram'dan, Telegram'dan sorabilirsiniz ama kullanıcı adını lütfen teyit edin. Ona göre konuşmaya devam edin arkadaşlar. Size yazanlara itibar etmeyin, para göndermeyin. Şimdi gelin videomuza devam edelim. İlk olarak Bitcoin'e günlük grafikte baktığımız zaman çok da bir farklılık olmadığını görüyoruz ama haftalık grafikte bakarak bu haftaki önemli kapanışın ne şekilde olabileceğine bir göz atmamız gerekiyor. Öncelikle bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta kapanış 30.500 dolar seviyelerinde olmuştu. Yani şuradaki seviyenin bir tık üstündeydi ama bu hafta biraz daha üzerinde bir haftalık kapanış olması bizi çok mutlu eder. Tabii ki önceliğimiz 31 bin dolar üzeri olması olurdu ama onun şu anda çok da mantıklı olmadığının farkındayız artık. Zaten gece 3'te kapanış olacak. Ancak yine de en azından 30.600 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış bizi oldukça tatmin edecektir. Aynı zamanda buradaki yükselen trendimize de temas bekliyoruz tekrardan. Ama bu temas öncesi tekrar bir 33.000-34.000 seviyelerine kadar bir hareket bekliyorum ben açıkçası. Ancak sonrasında dediğim gibi tekrardan buralara bir temas bekliyorum. O yüzden 27, 28, 29 bin dolardaki seviyeler bizim için hala önemli. Buralara hala bir hareket bekleyebiliriz. Yani bir daha düşmeyecek moduna asla girmemek gerekiyor. Diğer taraftan Total 2 grafiğimiz, yani kripto paraların, Bitcoin dışındaki diğer bütün kripto paraların toplam piyasa değerini incelediğimiz buradaki grafiğimiz şu anda buradaki düşen trendi kırdıktan sonra, tabi burayı yeşil yapmışız ama bunun kırmızı olması daha uygun. Buradaki direnç bölgesini, yani 566 milyar dolarlık direnç bölgesini şu anda aşamıyor. Ancak bu trendin kırılımı yine bizim için güzel bir şey. Zaten buradaki bu piyasa değerinin artışıyla birlikte bazı kripto paralarda ufak ufak yükselişler gördük. Tabi bu zamanla daha da farklı kripto paralarda yükselişler görmeye devam edeceğiz. Şimdi diğer taraftan Ethereum var. Ethereum'da da arkadaşlar buradaki kanal kırıldıktan sonra, düşen trend kırıldıktan sonra bir retest geldi. Buradaki destek bölgemize bir düşüş geldi. Aynı zamanda buradaki MA21'imiz fiyatı çok güzel tuttu birkaç gün boyunca. Sonrasında da buradaki kırmızı kutumuza şu anda zorluyor. Buranın üzerinde, yani 1930 dolar üzerindeki bir kapanış bizi 2100 dolarlara bence çok rahat çıkaracaktır. O yüzden Ethereum bugünlerde net bir şekilde böyle yakından takip etmeye çalışıyorum. Şimdi diğer hangi kripto paraları alacağım, hangi coinlere şu anda yatırım yapacağım veya bu hafta takip edeceğim, bunları incelemeye geçelim. Ancak öncesinde size bir duyurum var arkadaşlar. Yakında Bybit'te bir oylama etkinliği başlayacak ve bu etkinlik bazında arkadaşlar çok güzel ödüller verilecek. Burada NYM diye bir projemiz var. NYM kısaltmasıyla bir projemiz var. Bu projede gerçekten çok güzel bir proje. Onun da detaylarını, ne üzerine olduğunu zaten anlatacağım. Ancak öncesinde Bybit'teki bu airdrop'a katılarak çok güzel 200 bin dolar değerinde bu token'ı kazanabiliyorsunuz ve bu ödülü kazanabilmek için yapmanız gerekenler gerçekten çok kolay arkadaşlar. Bybit'te hesap açmanız gerekiyor. Eğer hesabınız varsa da oylamaya katılabiliyorsunuz ve bunun karşılığında bundan sonrasında oylamada bu token'ı seçiyorsunuz ve her bir USDT bir oya tekabül ediyor ve burada kullandığınız oylarla eğer bu token seçilirse, listelenme hakkını elde ederse, size de buradaki airdrop ödülleri veriliyor arkadaşlar. Yapmanız gerekenler gerçekten çok kolay. Bu web sitesini, bu bağlantıyı zaten açıklamaya bırakacağım. Gördüğünüz üzere bir Bybit hesabı oluşturmanız gerekiyor. Ve sonrasında 7 gün içinde 5 Temmuz'a kadar 100 dolar yatırmanız ve oy vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada hem yeni hesap açanlar hem de daha önceden hesabı olanlar ekstra çeşitli ödüller kazanabiliyor arkadaşlar. Bunları bence kesinlikle değerlendirin. Buna ek olarak bu projeden de kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar, bu NYM herhangi bir uygulamanın, cüzdanın veya dijital hizmetin ağ düzeyinde gizliliğini koruyacaktır.
koruyan, açık kaynaklı, teşvikli ve merkezi olmayan bir platform. Aynı zamanda da trafik modeli analizine ve meta veri gözetimine karşı koruma sağlıyor. Hem gerçekten ekibine baktığımız zaman güzel, önemli isimlerden oluşuyor. İsimlerin hepsi gerçekten kendi alanında çok başarılı. Hem de sağlam destekçileri de var. Biliyorsunuz bu piyasada, yani dünyanın her alanında olduğu gibi, bu piyasada da para çok önemli bir güç ve bu projenin de önemli destekçileri, yatırımcıları olduğunu görüyoruz. Bu açıdan gerçekten proje olarak da şu anda burada önemli bir airdrop sunmasından dolayı ben açıkçası takdir ettim ve bu videomuzda sizlerle paylaşmak istedim. Bu etkinliğe, airdrop'a katılarak siz de güzel bir kazanca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün detaylar, yapmanız gereken her şey açıklamada olacak. Şimdi incelemelerimize devam edelim. İlk olarak Stacks arkadaşlar, STX bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde buradaki düşen trendten güzel kazandırmıştı. Şimdi bir de bunu 4 saatlikte incelediğimiz zaman arkadaşlar, bu şekilde bir düşen trendin daha kırıldığını ve buradaki destek bölgesinde tutunduğunu görüyoruz. O yüzden Stacks'i ben bu hafta çok yakından takip edeceğim ve bu şekilde %7,5'luk bir stop biraz uzak. O yüzden bir tık daha beklemeyi uygun görüyorum veya buradan alacağım açıkçası, ama bir tık daha beklemek daha mantıklı gibi geliyor. Ama alırsam da %7,5'luk stop olduğu için ufak bir meblağ ile alacağım. Sonrasında buradaki trende kadar beklemeye devam edeceğim. Buralarda tekrar bir alım daha yaparım. Ama eğer ya buradaki stopu mutlaka koymayı düşünüyorum. Ama eğer buralara düşmezse de dediğim gibi hedefim yine 0.8788 dolar seviyeleri olacak açıkçası. STX'te böyle bir beklentim var. Diğer taraftan Arbitrum zaten hani uzun zamandır paylaşıyorum. Proje olarak orta uzun vadeli yatırımlar için kesinlikle çok önemli bir proje. Ama bu şekilde günlük grafikte de baktığımız zaman hem buradaki çok tatlı bir yükselen trendimiz var, hem de bu şekilde önemli bir destek bölgemiz. Bakın bu çerçeve gerçekten çok önemli şu anda. Bunun tutması, aynı zamanda buradaki MA21'imiz de var. Bollinger bantlarımız da orta seviyede 1.08'e tekabül ediyor. Yani bunun bütün bu göstergelerden dolayı ben şu anda Arbitrum'da 1.10 dolara, ya 1.10 dolar seviyelerine kadar Arbitrum'da güzel long ve spot alım fırsatları olacağını düşünüyorum. Ama yine de buradaki 1.05 doların altına, 1.055 dolar seviyelerine kadar stop mesafesi olmalı. Bu da ne kadar yapıyor? Hemen şöyle bakalım. Yani Arbitrum'u da takip edeceğim. Şu anda zaten hani orta uzun vade yatırımlarımı zaten biliyorsunuz. Ama bu haftada önemli hareketler beklediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Diğer taraftan Kaspa'da yine orta uzun vadede çok önemsediğim ve şu anda kısa vadede de kazandırabileceğini düşündüğüm bir coin. Şimdi Kaspa'da doğrudan gidip alım yapmak hiç uygun değil arkadaşlar. Günlük grafikte baktığımız zaman evet önemli bir destek bölgesinde, buradaki yeşil kutuyu görüyorsunuz, ama açıkçası düşüş ihtimali de yok değil. O yüzden ben Kaspa'yı 0.023'e kadar düşmesi durumunda ancak almayı planlıyorum. Çünkü burada bir filama oluşabilecek bir görüntü var. Gördüğünüz üzere bu şekilde, hani şöyle birleştirirsek daha net anlayacaksınız. Bu şekilde bir bayrak filama formasyonu çalışabilir. Hatta şu şekilde de olabilir. Ama bu şekilde çalışsa bile kırılım sonrası yani örneğin buradan kırılırsa eğer, yine çok yukarılara kadar, yani 0.036'lara kadar bir yükseliş olabilir. O da zaten şu anki fiyattan yaklaşık %40-%50 civarı bir yükseliş olacaktır. Bu kesin olur demiyorum. Henüz bu formasyonda kesin çalışır mı? Şu an herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Ama yine de Kaspa'da şu anda oldukça, ya bu seviyelere gelirse oldukça tatlı duruyor arkadaşlar. Bunun dışında çok önermeyeceğim FTT var. Yani ben şu an alım yapmıyorum FTT'de. 1.70 seviyelerinden almıştık ve 2 dolar seviyelerinden yaklaşık %20-25 karla satmıştık. Şu anda da FTT'yi almayı düşünmüyorum. Herhangi bir, yani kimseye de önermiyorum. Çünkü FTX borsasının açılma ihtimaline karşı hareketlenen bir kripto para. O yüzden FTT'yi şu anda önermiyorum arkadaşlar. Bunun dışında Pepe'yi veya diğer kripto paraları soranlar çok olacaktır. Ama onların grafiklerini, analizlerini zaten Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. O yüzden bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Ama Matic'te de yine günlük grafikte bu şekilde bir görüntümüz var ve short pozisyon için biraz daha yükselmesini bekliyorum. Evet, benim genel olarak anlatabileceklerim bunlardı arkadaşlar. Dediğim gibi Bybit'teki airdrop fırsatını kaçırmayın. O kampanyaya mutlaka göz atın. Bunun dışında da Telegram grubumuzda düzenli işlemler paylaşıyoruz. Bu işlemlerle birlikte gerçekten hepimiz çok güzel kazançlara ulaşıyoruz. Siz de mutlaka deneyin, mutlaka aramıza katılın ve video hoşunuza gittiyse de tabii ki abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Öyleyse bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.